Merhaba, ben Edip. Türk kültürüne ve diline katkılarda bulunuyorum. Bunların bir kısmını şurada bir filmde özetlemek istiyorum. Buraya yazacağım. Bu arada iki kitabı tanıtayım. Daha önce okumuş olduğum Behdizan'ın Vahşet'in Günlüğü. Türk-Kürt sorununu öğrenmek istiyorsanız bu kitabı okuyunuz. Bir roman. Roman değil, gerçek anılar Diyarbakır Cezaevinde. Bunu okumanızı tavsiye ediyorum. İnşallah okursunuz. Bu da Raşid Halife'nin ilk çevrilen kitabı. Kur'an, Hadis ve İslam. Sizi şok etmeyebilir. Ancak çünkü aradan kaç yıl geçti? Yıllar geçti. 1980'de yazmıştı bunu. 1986, 1 Temmuz 1986'da beni Kur'an'a uyandıran, Kur'an'ı ilk kez anlamaya yol açan kitap. İçinde zaten ayetler var ama ayetler üzerinde yapılan Sünni tahrifatları, Şii tahrifatları ortaya çıkarıyor. Harika bir kitaptı. Bir gecede birkaç saatte okuyup bitirmiştim. 1 Temmuz 1986 gecesi dinimiz sadece Allah'a özgüleme karar verdim. Bu kitap direkt olarak benim gibi ve dolaylı olarak binlerce insanın hayatını değiştirdi. Bu Ozan Yayıncılık tarafından yayımlandı. Kitabın girişini yazdım. Neyse, buyur. Şimdi kelimelere bakıyoruz. İlk kelime mukallit, mürit ve şeyle kafiyeli, mukallit ve müritle kafiyeli sersemit. Sersemit. Görebiliyor musunuz? Aha, görüyorsunuz. Sersemit, mukallit, mürit ve sersemit. Yani beyin yamyamlarına beynini teslim eden, bu beyin yamyamları iki türlü olabilir. Bir milli duyguları gıdıklayan, bir de dini duyguları gıdıklayan, düşünme melekesini sıfırlayan, aptallaştıran tipler oluyor. Bunların meclisine gittiğin vakit sersemite dönebiliyorsun. Dikkat et kendine. Geçen gün Ekrem Uslu, Ekrem Uslu mu ismi ya? Bu bir hayli Twitter'da aktif birisi. Operasyon çocukları diyor diye böyle suçladı AKP'lileri. Ben de tamam dedim. Yani parti ile fırtı arasında, onun sonradan gelecek. Dedim FTP ile TTP arasında pek bir fark yok. Birinizle 10 yıldan fazla aynı yataktaydınız ama şimdi birinizin kirli bezlerini ortaya çıkarıyorsunuz. Operasyon çocuklarına ek olarak dedim ki Kıtmiroğulları bunu büyük yapalım. Okey, Kıtmiroğulları. Kıtmir'in anlamını bilmeniz lazım. Eğer emekli vaizin, Hezeyancı başı vaizin şeylerini izliyorsanız, Kıtmiroğulları'nı anlarsınız. Şimdi bir de Şeyhül İslam var bildiğimiz. Hani paranoyak ve psikopat padişahlara fetvalar veren. Matbaayı mı haram etmek istiyorsun, yasaklamak istiyorsun? Tamam. Matbaada dini kitaplar basmak haramdır fetvasını verirler ve yüzyıllarca matbaa Osmanlı topraklarına girmez. Girerse de onu ancak gayrimüslimler kullanabiliyor. İşin ilginci. Efendim hattatlar vardı, işinden oluyordu. Saçmalığa bak. Saçmalığa bak. Yani böyle uyduruk. Yani tartışması bile, bir saniye bile sarf edilmeyecek kadar en ilkel bahaneleri, bir bakıyorsun adam profesör olmuş, bu tartışmaları getiriyor. Neyse, ayrı bir konu. Şeyhülislam hani kardeş öldürülmesine fetva veriyor. Kardeşini öldür, devlet için, devlet her şeyin üzerinde. İnsan, masum insan hayatı bile önemsizdir. Zaten bunu şey ettikten sonra bitmiştir senin. İnsanlık kalmamıştır, Müslümanlık kalmamıştır. Onun için buna nazire değil, aynı kafiyeden, aynı makamdan Şeyhül Şeytan diyorum. Şeyhül Şeytan. Aynı zamanda şeytanın uydurduğu hani şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır saçmalık var ya, ona da bir çeşit gönderme. Şeyhül Şeytan. Türkiye'de birçok Şeyhül Şeytan var. Ondan sonra bir de hadis-i şerif biliyorsunuz, peygambere yapılan iftiraların, sahabelere yapılan iftiraların adına
hadis-i şerif diyorlar. Onun için de habisi şerif kullanıyoruz. Habisi şerif. Habisi şerif. Biliyorsunuz bir de idrari şerif var. Bu da cübbeli cüceler cemaatinin kattığı bir şey. İdrari şerif. Sakalı şerif, artık gülmüyorsunuz, alışmışsın. Sakalı şerif, kılı şerif. Bunlar hepsi şeriften, şerif makamından gidiyor. İdrari şerif, kılı şerif. Bunlar şeytanların uydurduğu şeyler. Okay? Ondan sonra AKP ve cemaat için parti ve pırtı kullanıyoruz. Parti ve pırtı. Doğru dürüst bir keçe kalem getirmedim. Halbuki çok iyileri vardı bende. Neyse, merhaba. Parti ve pırtı. Osmanlı padişahları için literatüre Osmanlı firavunları koydum. Çünkü firavunlarla çok benzeşiyorlar. Halkare ayam diyorlar. Kapı kulları diyebiliyorlar. Zaten firavun gibi davrandılar. Başka bir şey değil. Osmanlı firavunları. Osmanlı. Geçenlerde Ahmet Akyüz müydü nedir, öyle bir profesör var. Devşirme olayını şey diyor, şekerliyor. Bütün emperyalist güçler gibi. Amerikalılar da yaparlar Irak'taki katliamlarını haklı çıkarmak için, ne bahaneler. Efendim bunlar gönüllülermiş. Efendim bunlar yabancı çocukları böyle gönüllü olarak askeri yapıyorlar, askere gönderiyorlar. Ah sahtekarlar ya. Ah sahtekarlarla. Gönüllü. Gönüllü asker işgal ediyor ülkeyi. O ülkede bir sürü insan öldürüyor işgal etmeden önce. Ve onların babaları, çocuklarını, ülkelerini işgal eden Osmanlı o kadar adilmiş ki padişahlar, üf! Bitiş adil. Şefkat timsali bu padişahlarımız. Çocuklarını hemen gönüllü olarak veriyorlar askere. Ve bir daha da ilişkileri kesiliyor. Evet. Osmanlı firavunları. Bir şeyim var, bir videom var, o bir hayli tepki görüyor. Çünkü milletin kafasını ilkokuldan beri uyduruk hikayelerle, tarihlerle doldurmuşlar. Osmanlı Devleti, Osmanlı İslam Devleti miydi? 600 yıllık yalan, bunu yazınız, dinleyiniz. Ondan sonra kahvaltı ile öğle, bunu Sultanahmet'te bir korsan toplu namaz kıldık. Yarı Arapça, yarı Türkçe, iki tarafı da göstermek için bir el salınmış halde, el burada. Elimi şöyle kaldırıp vaziyete de olabilirdi. Hani millet soruyor, ellerimi nereye koyayım? Parmaklarımı nereye koyayım namaz kılarken? Ayaklarımın arasında kaç parmaklık mesafe olacak? Kıldı tüydü konularına. O videoyu da koydum, onu da inceleyebilirsiniz. Orada bir namaz kıldım. Ondan önce bir piknik yaptık. Bu altı minareli bir cami var ya, Mavi Cami deniyor Sultanahmet bölgesinde. Halktan zorla toplanan vergilerle, talanlarla şey edilen vergilerle şey edilmiş bir cami, yapılmış bir cami. Kendi ismini veriyor zalim herif. Ama şimdi artık herkesin, halkın vergisiyle ayakta duruyor. Onun için halkın camisi. Onun beyten linnâsi, halkın evi olması lazım. İsmi değişmesi lazım. Sultanahmet değildir. Bir firavunun ismiyle anılmaması lazım. İsmi zaten, camiler sadece Allah'a adanması lazım. Onun için putlaştırılmayan herhangi bir isim olması lazım. Bir firavun ismi değil. Kendini Rab ilan eden bir firavun ismi değil. O da ayrı bir olay. Onu sonra konuşuruz. Mavi Cami çok hoş bir isim. Ve hatta altı minare, ama yeni altı minareler yapmışlar. Minareler. Orada piknik için kahle dedi. Kahle. Görüyor musunuz? Kahle. Kahvaltı artı öğle yemeği arasıydı. Saat 11 civarı. Onun için kahle. Herkes böyle çöreğini, böreğini falan getirsin, simidini getirsin. Orada paylaşırız diye. Kahle kelimesini uydurdum. Uydurdum diyorum. Her kelime zaten ilk başta birileri uydurmuştur. Sonra tutuyor. Yani göle maya atıyorsun. Bazen tutuyor. İşte bunlardan birkaç tanesi tutuyor. Sersemi tutmaya başladı. Kullanıyor millet.
Kıtmir oğulları daha da ama şehir şeytan tutmaya başladı. Kullanılıyor. Habis-i Şerif'te tutuyor, tuttu. Bu zaten bir sürü bunlar var. O bunların şeriflere enflasyonu var. Osmanlı firavunları tutuyor. Kahle tutabilir. Sansür için bundan sonra Alo Fatih diyebilirsin. Alo Fatih. Mesela devletler görüşleri Alo Fatihlememeli. Öyle bir fiili uyduruyoruz. Alo Fatihlemek bir kelime olarak yazıyoruz. Alo Fatih. 31 kategori hadis öğrendik. Geçenlerde bu Ocak ayında Ceviz Kabuğu programında Selahattin Yazıcı ile eski arkadaşın Selahattin Yazıcı şimdi İlahiyat Mezunları Başkanı'ymış. Onunla hoş bir tartışmamız oldu. Orada bize yardımcı olacak bir şey yaptı. İşte bu hadisler 31 kategoride geliyor dedi. Yani mevzu denilen hadis var. %100 uydurma oluyor. %3 uydurma oluyor. Ondan sonra tabii bunun 31 kategori. 100 üzerine şey değerlendirirsek %6 uydurma. En böyle sahih de %100 doğruymuş ki ya. O da mütevatir hadismiş. Ama onu da sayısını bilmiyordu. Arkadaşının telefonla sordu. O arkadaşının görüşüne göre iki farklı görüş varmış. Birisine göre 100 mütevatir hadis, diğerine de göre de 300 mütevatir hadis varmış. Yani 300'e göre 100 mütevatir hadise inanan kişi 200 kere mürted oluyor. Mezhep temelinden çıkıyor. Biraz olacak bir şey değil. Neyse, bu 31 kategoriye yeni kategoriler eklendi. Buraya çevireyim. Rüya hadisi. Uyduruk bir hadis var ya, hani beni rüyanda görürseniz görmüş gibi olursun. Şeytan benim şeyime, kişiliğime benim girmez. Sanki peygamberin resmi, fotoğrafı varmış gibi, filmi varmış gibi. Nereden biliyorsun onun peygamber olduğunu? Şeytan geliyor başkasının kılığında sana peygamberim diyor. Aha! Şeytan bu yalanı uydurmuş ama o yalanla bile saçmalık var. Neyse, bu yalan hadise göre bir sürü rüya hadisler uydurdular. Şeyhler, tarikatçılar rüya görüyor. İşte peygamberi gördüm, bitti. Soru sormuyorsun ya, peygamberin hadisi oluyor artık. Ondan sonra bunu tabii en çok istismar edenlerin başında şey Cübbeli geliyor. Cübbeli, ondan sonra bir de şey oluyor, kaytan bıyıklı mı? Ne, o badem bıyıklı. Bizim emekli vaiz, o da peygamberi artık rüyalarda görüyorlar. Peygamber mücessem, reenkarnasyon oluyor, önüne geliyor falan. Olimpiyat hadisi diyoruz ona. Olimpiyat hadisleri. Veya da hizmet hadisleri, hezimet hadisleri. Ve bir de Tweet-i Şerif hadisleri. Tweet-i Şerif hadisleri. Ondan sonra şimdi yeni daha bir gün oldu. Şefkat Tepe diye bir film varmış, dizi varmış. Orada şimdi Filmi Şerif hadisleri. Filmi Şerif hadisleri. Bunlar hepsi hadis, rüya hadisleri. Tweet-i Şerif hadisleri. Okey. Şimdi görmeniz için, hani gözü bozuk olanlarınız olur. Ya yeter. Kulağınız da bozuksa işiniz zor. Allah sabır versin inşallah. Şimdi ama bazı arkadaşlar beni dinlerken Sünni kardeşlerim eniyle kulaklarına misvak takıyorlar. Hiç anlamıyorlar. Bunu da anlamayacaklar. Iskalayacaklar birçoğunu. Ondan sonra iki tane daha var. Daha sonra paylaşırız. Bunun devamı gelir. Ondan sonra biraz sonra dersim olacak. Dersten önce şey diyorum, bir öğrenci kapıyı açtı. Aslında daha 15 dakikamız var. Kertenkele cihadı var ya, kertenkele avlamanın sevabı. Kertenkele cihadı. Kertenkele cihadı. Bu tür kişilere kertenkele mücahidi diyebilirsiniz. Mesela Cübbeli kertenkele mücahidi. Kertenkele mücahidi.
Ve ondan sonra bir de biliyorsunuz bir kampanya başlatmıştım. Hazreti arkadaşlara duyuru mu öyle bir şey? Hazreti arkadaşlar ismimin başına bunu Facebook'ta uzun süre öyle tuttum. Hazreti Yedip Yüksel diye. Radiyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Ve hatta enke senden razı olsun. Hazret burada demektir, hazır, huzurda demektir. Ölüler için kullanılmaz, yaşayanlar için kullanılır. Hazreti Yedip Yüksel, Allah ondan razı olsun. Herkese diyebileceğiniz bir şey. Twitter'da karşınızda falan. Veyahut da Facebook'ta. Facebook'taki bir arkadaşın ricası üzerine Özlem adında bir arkadaş. Ya dedi birçok kişi sana cevap yazmıyor bundan dolayı. Çünkü millet anlamıyor. İroni bile olduğunu anlayamıyor. O kadar maalesef aptallaşmış millet. Çıkar dedi, sil dedi. Ben Facebook'tan çıkardım ama Twitter'da hala duruyor. Ve bunu arkadaşları, işinlerin başına Hazret koymaya çağırdım. Çünkü bir putlaştırma gidiyor. Yani kimin başına Hazret yapıyorlarsa put oluyor. Biz bunu böylece rahatlıkla sulandırabiliriz. Ve şu anda yüzlerce kişi Twitter'da ve Facebook'ta Hazret ismini kullanmaya başladı. Hazret HZ nokta koyalım mı koymayalım mı? Yani ararken ben şey deriz. Radiyallahu anh nokta R nokta A. Radiyallahu anh. Aleyhisselam da diyebilirsiniz. A, S. Fakat sallallahu s-a-v yazmayınız. Çünkü bir ayetin tarifatıdır. Öyle bir ifade yok. Sallallahu aleyhi ve sellem diye deyiniz diye bir ifade yok. Bir iştir. Yani teşvik eden, destekleyin demektir. Hayatta olan Müslümanların birbirlerini, müminlerin birbirlerini desteklemesi, Allah'ın bizi desteklemesi için kullanılan bir ifade. Sallavat, salla ifadesi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neyse, bu kadar katkımız. Bunlardan birkaç tanesi tutarsa, herkes kullanmaya başlarsa çok güzel olur. Çünkü bu tür diller önemli, kelimeler önemlidir arkadaşlar. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.